Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 2022 yılı bütçe kanunu teklifi kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi ve 2020 yılı kesin hesabının görüşülmesi dolayısıyla huzurunuzda bulunuyorum. Göstereceğiniz ilgi ve teveccüh için teşekkür ediyor. Hepinizi şahsım ve bakanlığım adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sağlık Bakanlığımızın bütçesi üzerinde söz alan, fikir beyan eden, yapıcı eleştirileriyle, çalışmalarıyla yön veren, iktidarıyla, muhalefetiyle milletvekillerimiz, Sayın Ahat Andican, Sayın Aylin Cesur, Sayın Sefer Aycan, Sayın Ali Muhittin Taşdoğan, Sayın Hayati Arkas, Sayın Habib Eksik, Sayın Semra Güzel, Sayın Gülistan Kılıç Koçyiğit, Sayın Sait Dede, Sayın İmam Taşçıer, Sayın Bayram Özçelik, Sayın Mehmet Bekaroğlu, Sayın Burhanettin Bulut, Sayın Murat Emir, Sayın Fikret Şahin, Sayın Bayram Yılmazkaya, Sayın Ali Şeker, Sayın Alife Porat Düzgün, Sayın İsmail Güneş, Sayın Mustafa Eskin, Sayın Selim Gültekin, Sayın Öznur Çalık, Sayın Şenel Yedi Yıldız'a teşekkürlerimizi sunarım. Bugün yapacağımız görüşme ve sizlerin takdiriyle verilecek olan yetkiyle bize bir bütçe emanet edilecek. Milletimizin alın teri, gelirlerinin bir kısmı yetimin, öksüzün hakkının olduğu ağır bir emanet omuzlarımıza yüklenecek. Bize emanet ettiğiniz hakkın ne olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Bu bütçede insan var. Bu bütçede sağlık var. Bu bütçede meslek ahlakı var. Vicdan ve merhamet var. Ayrışma, çatışma, ötekileşme yok. Aziz milletimin vekilleri, bugün huzurlarınızda sadece Sağlık Bakanı olarak değil, aynı zamanda bir hekim olarak bulunuyorum. Doktor, hastasına sevgi ve şefkatle yaklaşan kişidir. Bazen sevdiğinize can verirsiniz. Bazen sevdiğiniz elinizde can verir. Yükü ağır bir meslektir hekimlik. Doktor, kendisinin canına kastedeni bile tedavi etmeye yemin etmiş bir mesleğin mensubudur. Tüm ayrışmalardan, sürtüşme ve çatışmalardan arındırılmış bir iş yapar hekimler. Sağlık hizmeti verirken çalışanları ile birlikte tepeden tırnağa bir organizasyon halinde görev yapar. Sağlık hizmeti tıpkı bir insan vücudu gibidir. Neresinde bir arıza oluşursa kalbi orada atar. Her bir parçası çok önemli bir görevi yerine getirir ve hepsinin toplam sağlığı, hayati önem taşır. Hiçbir uzvuna o olmasa da olur diyemeyiz. Yüce Meclis'in değerli üyeleri, bu kürsüde bir konuşmam olmuştu. Salgının en zor günleriydi. Sağlık çalışanlarımız, küçük çocuklarımızdan en yaşlılarımıza, hepimizin kahramanları haline gelmişlerdi. Her yerde terli önlükleriyle çekilmiş fotoğrafları vardı. Bazı görüntülerde COVID-19 maskelerinin o pırıl pırıl yüzlerde bıraktığı derin izler dikkat çekiyordu. Size onlardan, arkadaşlarımdan bahsetmek istiyorum. Yakın günlerde sizlerle onların hakları için diyalog içinde olduk. Sağlık çalışanlarının maaşları, özlük hakları konusunda atılacak adımları ortak iradeyle atmalıyız dedik. Bakanlığımıza verdiğiniz destek için şükran duyuyor ve desteğinizin son noktaya değin devam edeceğine inanıyorum.
Değerli milletvekilleri, bana ayrılan süre içinde takdir edersiniz ki sınırlı bütçe ama sınırsız sorumluluk ve fedakarlıkla hayata geçirilmiş hizmetleri aktarmam mümkün değildir. Ancak sizlere dağıtılan kitapçıklarda bakanlığımızın faaliyetleri hatasıyla, sevabıyla önünüzdedir. Her bir hatamız tenkide, her bir doğrumuz takdire açık şekilde önünüzdedir. Bu sebeple birkaç önemli meseleye değinmek isterim. Kıymetli milletvekilleri, bu meclisten örnek oy birliğiyle bir yasa geçti. Konusu en büyük sorunlarımızdan biri olan şiddetti. Yeni bir şiddet olayı vuku bulduğunda çalışanlarımıza söyleyeceğim kelimeleri bulmakta aciz kalıyorum. Sağlıkta şiddet sorununun çözümü sadece yasa mı? Elbette değil. Yasa bir dayanaktır. Bütün kurumlar olarak sağlıkta şiddete karşı toplumsal dayanışma oluşturmak zorundayız. Sağlıkta şiddet olayının tarafları yalnız fail ve mağdur değildir. Hukuk, sorumluluk ahlakıyla eli kolu bağlı olan sağlık çalışanını şiddete karşı korumalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı herkesten taraf olmasını talep ediyoruz. Sağlık çalışanları ağır davalara maruz kalıyor ve büyük tazminatlar ödüyorlar. Öyle ki tazminat davaları fırsatçı bir iş kolu haline gelmeye başladı. Malpraktisten bahsediyorum. Biliyorsunuz bu kelime bir meslekte beceri noksanlığından veya hatadan doğan zarar anlamına geliyor. Ülkemizde bu alanda ihtisas mahkemesinin olmaması davaların seyrini yanlış yönlere sürüklüyor. Ve hekimler astronomik tazminat rakamlarıyla hastalarına müdahale etmeleri gereken noktada adeta eli kolu bağlı kalıyorlar. Bu konudaki çalışmalara sizden destek bekliyoruz. Unutmayınız, hekimlerimiz en zengin ülkelerin alıcı gözlerle baktığı en iyi yetişmiş hekimlerdir. Değerli milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan büyük vizyon gereği şehir hastanelerimizi bir bir hayata geçirdik. Bu devirde böyle hastane olmaz, böyle sağlık hizmeti verilmez, devir değişti gibi söylemlere aldırmadan sağlık şehirleri inşa ettik. İçini dolduramazsınız, çalıştıramazsınız söylemlerine rağmen ne büyük bir hizmete vesile olduğunu küresel salgının en fırtınalı günlerinde gördük. Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerde verilemeyen sağlık hizmetlerinin acı bilançolarına şahit olduk. Ülkemizde ise koridorlarda oksijen tüpleri önünde kuyruğa girmiş hastalar görmedik. Hastaya nefes veren solunum cihazını hangi hastamı yaşatabilmek için kullanayım ikilemini hekimlerimize yaşatmadık. Başka ülkelere hasta götürmeyi planlamak şöyle dursun, vatandaşlarımızı dünyanın dört bir tarafından ülkemize getirip tedavi ettik. Böyle bir devletin bakanı olmaktan gurur duyuyorum. Sayın milletvekilleri, kamu özel işbirliğiyle inşa edilen hastanelerimiz ne büyük hizmete vesile oldu. İçinizden tam öyle değil, şöyle olsa daha iyiydi diyenler sözlerimizi bitirir bitirmez cevap vermeyi, eksiklerini söylemeyi planlayanlarınız olabilir. Eksiği var diyorsak elbette eleştireceğiz. Ama hakkını da teslim etmekten
imtina etmeyeceğiz. Sayın milletvekilleri, gök kubbenin altında işlenen hiçbir fiil yok olmuyor. Hatalarımız da, sevaplarımız da peşimizden geliyor. Doğrulara tutunmadan yanlışlardan kurtuluş yok. Sizler milletimizin oyları ile seçilerek milletimize vekaleten bu sıralarda oturuyorsunuz. Milletimiz, iktidarımız eliyle bize nasıl hizmet etme sorumluluğu yüklemişse, muhalefete de biz hizmet ederken bizi eleştirme, tenkit etme, yanlışlarımız varsa uyarma sorumluluğunu yüklemiştir. Hepimiz vazifemizi bu kutsal çatının altında yerine getireceğiz. Bu sebeple yapılan her eleştiriyi, iletilen her tenkidi vicdan ve ahlak sınırları içinde olmak koşuluyla yürekten kabul ettiğimi bilmenizi isterim. Kıymetli milletvekilleri, biz sadece kamu özel işbirliğiyle hastaneler yapmadık. Genel bütçeden yapımı tamamlanmış ve inşaatı devam eden toplam 15 hastanemiz var. Aydın, Denizli, Şanlıurfa şehir hastanelerimiz genel bütçeden yapılıyor. Diyarbakır, Sakarya, Antalya şehir hastanelerimiz de genel bütçeden yapılıyor. Genel bütçeden yapılan Samsun, Ordu, Trabzon şehir hastanelerinin de inşaatları genel bütçeden devam ediyor. İstanbul, Sancaktepe, Mardin ve Rize şehir hastaneleri de genel bütçeden yapılacak. Esas olan sağlık hizmetinin verilmesidir. Bunu bize emanet edilen kaynağı en doğru şekilde kullanmaktan, en kaliteli sağlık hizmetini en uygun koşullarda sunmaktan başka gayretimiz olamaz. Kıymetli milletvekilleri, bakanlığımıza bağlı iki kuruluşa dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bunlar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı'dır. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuz, ülkemizde ilaç ve tıbbi cihazın regülasyonundan sorumlu, uluslararası tanınırlığı olan bir otoritedir. Bu kurumumuzun faaliyetleriyle bugün Türkiye'de kullanılan her 100 kutu ilacın 88'i ülkemizde üretilmektedir. Bu kurumumuz sayesinde her yıl ilaç ihracatımız katlanarak artmaktadır. Türkiye'de ilaç bulunamıyor haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek, Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız. Ama milletimizin emaneti olan kaynağı da küresel fırsatçılara peşkeş çekmeyiz. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığımız ise ülkemizde sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi için destekler sunan, aynı zamanda kendisi de araştırmalar yürüten kurumumuzdur. Ülkemizde 25 yıl aradan sonra yeniden aşı üretildi. Yaklaşık 50 yıldan uzun bir süredir ilk defa hücre çalışmalarından başlayarak antijen dahil yerli olarak geliştirilen bir aşımız oldu. Yerli inaktif COVID-19 aşımız Turkovac'ın her safhası ülkemizde geliştirildi. Cumhuriyetimizin 1927'den başlayarak bir aşı atılımı vardır. Yerli aşı Turkovac, kesintiye uğramış başarının sahne almasıdır. Dünyada COVID-19 aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biriyiz. Bu başarı vekalet ettiğiniz bu milletindir. Aziz milletvekilleri,
Türkiye yaklaşık 50 yıl sonra %100 kendi imkanları ile aşı geliştirdi. Bu değere sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Yalnızca COVID-19 aşısı değil, teknoloji transferiyle ülkemize getirilmek üzere su çiçeği, hepatit A ve kuduz aşısı içinde çağrıya çıkarak ülkemize yatırım yapılması için imkan sağladık. Bu üç aşı ile aşı yerleştirme çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca ülkemizde aşı geliştirecek, biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık. Dün itibariyle bu tesisin ihale süreci başladı. Çok yakında tüm detaylarını paylaşacağız. Rahmetli Refik Saydam'ın mirasına sahip çıkıyoruz. Bazı kurumlar tarihlerini tamamlayabilir. Ama siz yükselen kurumlar inşa ediyorsanız gelecekle işbirliği içindesiniz. Değerli milletvekilleri, Birinci Dünya Savaşı dönemi ve sonrası salgın hastalıklar dönemiydi. Cumhuriyetin ilk hekimleri, ilk hemşireleri bulaşıcı hastalıklara karşı büyük savaşlar verdiler. 100 yıl sonra biz kendimizi böyle bir savaşın içinde bulduk. 2020 yılının başından 2021 yılının son çeyreğine kadar kelimenin tam anlamıyla tüm dünya can havliyle kararlar aldı. Yüzyılda bir tanık olunabilecek küresel bir salgınla karşı karşıya kaldık. Bilim kurgu filmlerinde robotların dünyayı işgal edeceği anlatılan çağda yüzyıllar gerisinden bir dertle küresel salgınla karşı karşıya kaldık. Birinci günün doğruları ikinci günün yanlışları oldu. Korktuklarımız etkisiz, öneminin farkında olmadıklarımız çok önemli oldu. Bilgiye ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir çağda bile tecrübe geliştirebilmek için zamana ihtiyaç duyduk. 2 yıllık sürece baktığımız zaman göreceğimiz şudur. Salgın, bireysel hayatla toplumsal hayatın arasına bir uçurum koydu. İkisini birbirinin zıttı haline getirdi. Toplumlar bunu sürdüremez. Hayat bir tür halk sağlığı yasaklar manzumesi ile devam edemez. Bizim tavrımız şu olmuştur. Bireysel hayatla toplumsal hayat birlikte savunulmuştur. Yanlış bilginin hızla yayılmasının tehlikesiyle yüzleştik. Bu süreçte en doğrusunun vatandaşlarımızı birinci elden ve üzücü de olsa gerçek bilgiyle buluşturmayı, bilime esas kararlar vermeyi temel aldık. En hızlı şekilde en doğru kararı vermeye çalıştık. Fiziksel ve dijital sağlık altyapısını en iyi şekilde kullandık. Saatlerle yarıştığımız bir ölüm kalım mücadelesi verdik. Kelimenin en basit ve en yalın haliyle ölmekle yaşamak arasındaki mücadele. Şimdi bazılarının zihninden şunu eksik yaptınız, falan konuda geç kaldınız, filan konuyu yeterince dikkate almadınız gibi düşünceler geçiyor olabilir. Elbette eksiklerimiz oldu. İş olan yerde, insan olan yerde hata da, noksan da olur. Esas olan bunda bir kasıt olmamasıdır. Ben de, teşkilatım da, bilim insanlarımız da bu süreçte bilimin gösterdiği yoldan ayrılmadık. Hatamız, kusurumuz olmuşsa milletimize vekaleten sizden af dileriz. Yaptığımız doğruların, verdiğimiz emek ve gayretlerin hakkını ise... Sözlerinizi tamamlayın Sayın Bakan. Açalım mikrofonu. Buyurun. Yaptığımız doğruların,
verdiğimiz emek ve gayretlerin hakkını ise milletimizin vicdanına emanet ettik. Takdirlerine boynumuz kıldan incedir. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, son 2 yıllık sürede başta tüm sağlık çalışanlarımız olmak üzere zor bir dönem geçirdik. Milletçe ciddi bir sınavdan geçtik. Bu sınavı başarıyla vermemiz için başta canlarını ortaya koyarak gece gündüz görev yapan sağlık personelimiz olmak üzere bütün kamu görevlerine ve yüce milletimize teşekkürü bir borç bilirim. Bugün burada bizimle birlikte bakanlıklarının bütçeleri görüşülen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımıza, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımıza ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımıza bu zorlu süreçte gösterdikleri destek için huzurlarınızda teşekkür ederim. Bu vesileyle 2022'li bütçesinin ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum.